Acaba Sultan Hazretleri? Mustafa abi. Sarayıma hoş geldin Mihrimah. Hoş bulduk. Sultanım. Mihrimah. Seni burada, sarayımızda görmek ne hoş. Zannediyorum ilk defa geliyorsun değil mi? Öyle. Bundan sonra kardeşlerimin saraylarını daha sık dolaşmak istiyorum. Zevcen Mehrinisa ile tanış. Şehzadem Mehmet. Nergis'i zaten tanıyorsun. Hüma aşağı getirmekle yetmişsin. Mehmet'e ve Nergis'e arkadaşlık eder. Ben de öyle düşündüm. Ne de olsa aynı kanı taşıyorlar. Tıpkı bizim gibi. Hanedan mensupları arasında kırgınlık dargınlık değil, sevgi muhabbet olmalı. İnşallah Amasya'yı beğenmişsindir. Burası çok güzel bir şehir. Mihrinisa Hatun sağ olsun. Çok alakadar. Birlikte dolaştık. Buraya seninle aramızdaki kırgınlığa bir son vermek için geldim abi. Malum. Sana kıyasla Selim ve Bayezid'le aram hep daha iyiydi. Zira seni pek tanıma fırsatım olmadı. Ben kendim bilmeye başladığımda sen sancağına geçmiştin. Çocukluğumda Selim'e Bayezid'le geçti hep. Onlar hep daha yakındım. Lakin bu yakınlık seninle düşman olmamızı gerektirmez. Ben de böyle düşünüyorum. Manasız münakaşaların, husumetlerin kimseye bir faydası yok bu vakitten sonra. Haklısın. Son görüşmemizde iyi ayrılmamıştık seninle. Berbat bir haldeydim. Sıhhatli düşünemiyordum. Olan biten her şeyi unutalım abi. Aramızdaki sevgi ve masumiyet bozulmasın. Ben unuttum bile kardeşim. Nergis Şah ne kadar büyümüş öyle. Çok güzel bir genç kız olmuş. Mehmet desen cengaverlikte seni geçmeye şimdiden hazır bir namzet. Yaman bir şehzade olacağı aşikar. Bir elinde kalem, bir elinde kılıç. Koşturup duruyor. Gel. Şehzadem, sultanım. Hayrola Atmaca, mühim bir haber mi var? Müsaadenle kardeşim. Gel benimle. Sen çekilebilirsin. Seni beklettim kardeşim. Mühim değil. Ben de kendi daireme gidip hazırlanayım. Mihrinisa ile biraz dolaşacaktık. Ben de sizinle gelmek isterim. Sen iyi misin? Biraz rengin atmış sanki. Yok, iyiyim ben. Thank you.
Memalik-i Acem'in kudretli hükümdarı Şah Tahmasp Hazretleri. Aldığım haberlere göre Yüce Hünkârımız Sultan Süleyman Han Hazretleri pek yakında size karşı yeni bir sefer tertip etmek niyetindeymiş. Bunun ziyadesiyle hatalı bir karar olduğunu biliyorum. Cihan Hakimi Osmanlı ve Safevi hanedanlarına cenk değil, sulh etmek yaraşır. Ne yazık ki Sultan Süleyman Han'ın hastalığı ilerledi. Artık isabetli kararlar veremediği de aşikar. Hakkım olan tahtı almak ve babam Sultan Süleyman'ı devlet işlerinden el çektirip Dimetoka'ya sürmek niyetindeyim. Sizin vereceğiniz destekle bunu başarabileceğimden eminim. İnşallah size uzattığım eli geri çevirmezsiniz ve selam. Şehzade Sultan Mustafa. Ne diyorsunuz sultanım? Hiç fena değil. İnşallah Tahmasp bu mektubu Mustafa'nın yazdığına inanır da cevap verir. Hiç şüpheniz olmasın. Mihrimah Sultanımız sayesinde büyük bir iş başardık. Mektup ve buna Şah'ın vereceği cevap Şehzade Mustafa'nın sonu olacak. Mas bir yolladığımız mektuba ne vakit cevap verir? Malumatınız var mı? Validem. Acem diyarından ne vakit cevap gelir diyorum. Siz dinlemiyor musunuz beni? Rüstem haberdar etmiyor mu seni? Mütemadiyen aşkından, bana olan sevgisinden, hürmetinden bahsedip duruyor. Mühim meselelerle alakalı tek bir satır yok. Bir kadın başka ne ister? Ayrıca merak etme. O meseleyle Rüstem alakadar oluyor. Sizce hünkârımız Şehzade Mustafa ile Tahmasp'ın arasında bir şey olduğunu düşündüğünde ne olacak? İpler tamamen kopacak. Orası aşikar. Gerisi hünkârımızın insafına kalmış. Hak olan canını alması. Gel. Cihangir hoş geldin. Amasya'dan geldiğinden beri konuşamadık. Mustafa abimle aranız düzeldi değil mi? Daha kaç kere söyleyeceğim. Aramızda bir mesele kalmadı. Husumet yok artık. Hem nedir böyle bu sorgu sual? Bilmiyorum Mihrimah. Sarayda herkes gergin. Ne olup bittiğini anlamadan apar topar bir sefer kararı alındı. Rüstem Paşa yollara düştü. Hünkârımızı pek göremez oldum. Validem ise hiç olmadığı kadar sakin. Sen kaçıyorsun benden. Hissediyorum. Benden sakladığınız bir şeyler var. Nereden çıkarıyorsun bunları anlamıyorum ki. Her ne oluyorsa İnşallah Mustafa abimle alakalı değildir. Eğer ona bir şey olursa bundan validemi, Rüstem Paşa'yı ve seni mesul tutarım. Keşke onu sevdiğin kadar bizleri de sevebilseydin. Sebebini herkes merak edip durdu. Ona neden böyle düşkünüm? Bunu ben de çok düşündüm. Aslında birçok sebebi var. Fakat sana en mühimini söyleyeyim.
Onun yanında bir kambur olduğumu unutuyorum. Çünkü bana hiç öyle bakmıyor. Hayatımda bir kez bile kusurumu yüzüme vurmadı. Keşke siz de onun gözleriyle bakabilseydiniz bana. Validen. Cihangir. Sen benim daireme nasıl destursuz girersin? Hünkârımıza ordugâhtan mektup gelmiş. Rüstem Paşa yine abimi suçluyor. Hedef gösteriyor derler. Ne biliyorsanız anlatın. Cihangir sen karışma. Asıl sen karışma Mihrimah. Ben validemi sual ettim. Mustafa abine sürekli mektup yazdığın, casusluk ettiğin halde bir de bana hesap mı soruyorsun? Her şeyden haberim var. Neler çevirdiğinden. Rüstem Paşa'yı itham etme. Ordugâhta eğer huzursuzluk vuku bulduysa ve bunun arkasında abin Mustafa varsa bu elbet dillendirilir. Son zamanlarda bazı paşaların, reislerin payitahttan uzak vilayetlere tayin edildiğini de işittim. Bir şeyler var ve ben bundan bir haberim. Dairene dön Cihangir. Her şeyi bilmek iyi değil. Böylesi daha hayırlı. Ne yazık ki validem. Sizin için hayırlı olan benim için değil. Toparlan Mihrimah. Kendini koyvermenin sırası değil. Attığın adımlardan pişman olma. Her insanın içinde vahşi bir hayvan vardır. O hayvan bize ne vakit kaçacağımızı, ne vakit saldıracağımızı söyler. Ben hep onu dinlerim. Buna mecburum. Zira o hayatta kalmamı ve size kol kanat gelmemi sağlar. Bugün değilse bile yarın mutlaka beni anlayacaksınız. Cihangir bile. Hünkârımız hala sefere gitmek için karar almış değil. Eğer gitmezse tasavvur ettiğimiz ne varsa suya düşebilir. Mektup da gelmedi. İsterseniz Tahmasp'ın sarayına gidip onun da müjdesini alayım halde. Seni kimse buna zorlamadı Mihrimah. Unuttun mu? Sen kendi arzunla gittin abinin sarayına. Hem zaten çok fazla bir şey değil senden istediğim. Rüstem'i bahane et. Vaziyetinin kötü olduğunu, onun için kaygılandığını söyle hünkârımıza kâfi. Gel. Sultanım. Kapıdan Paşa Hazretleri geldiler. Alın içeri. Sinan Paşa'nın burada ne işi var? Böyle ziyarete mi geliyor yoksa? Niye ziyaret etsin validem? Beylik Rüstem'den bir haber getirmiş. Sultanım. Sultanım, ağalar burada olduğunuzu söyleyince gelmek istedim. Hayır olsun. Mühim olsa gerek. Hayırlı haber sultanım. Beklediğiniz mektup geldi. Nihayet.
Derhal Sokullu Paşa'ya haber verin, gelsin. Hünkârımız bir an evvel bunu öğrenmeli. Arzu ederseniz mektubu hünkârımıza ben teslim edebilirim sultanım. Olmaz. Hünkârımızın en güvendiği kişi olmalı. İşler kızışıyor Cihangir. Ateş üstünde yürüyoruz. Mustafa abim Acem Şah ile yazışıyormuş. İttifak halindelermiş. Hünkârımız bu ihaneti asla affetmez. Ne diyorsun sen Mihrim'a? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Acemlerin abime cevaben yazdığı mektup ele geçirilmiş. Her şey çok açık. Bu doğru değil. Mustafa abim böyle bir şey yapmaz. Onun attığı her adımdan haberdarım ben. İsyan etmeden evvel sana haber verecek değil ya. Sen de işin içindesin değil mi? Abime tuzak kurdunuz. Konuşsana Mihrimah, cevap ver bana. Benimle alakası yok. Dediğim gibi. Bir baba ile evladının arasına girmek büyük suçtur. Günahtır. Eğer kan dökülecek olursa o kanın içinde hepimiz boğuluruz. Hepimiz. Ne demeye gelmiş Rüstem Paşa, bir şey dediler mi? Malumatım yok sultanım. Acilen sizi görmek istemişler. Sultanım. Hoş geldin diyeceğim lakin anladığıma göre havadisler pek iyi değil. Şehzade Mustafa isyan mı etti yoksa? Babam nasıl? Kardeşlerim. Telaş etmeyin sultanım. Size müjdeli bir haber vermek için geldim. Müjde mi? Şehzade Mustafa. Hünkârımızın emriyle İdam edildi. Sultanım, iyi misiniz? Mihrimah. Neyin var? Niye ağlıyorsun? Mihrimah. Ne oldu? Konuş Mihrim ha. Ne olmuş Mustafa abime? Söyle. Hünkârımız dökümüyle idam edilmiş. Şehzade Mustafa idam.
Babam da orada mıydı? Cellatlar abimi boğarken hünkârımız da orada mıydı? Otağındaydılar. Celatlar evvelden gizlice gelmişler. Ben de hayır kimsenin haberi yoktu bundan. Belli ki hünkârımız daha buradayken her şeyi düşünmüş. Hesap etmiş ve öyle çıkmış yola. Korkuyor musun? Hiç inanmadım Rüstem. İhtimal dahi vermedim. Zira babamı biliyordum. Karıncayı bile incitmekten imtina ederdi. Yapmaz dedim. Yapamaz. Fakat kıydı. Kendi öz evladına kıydı. Bu bir cihan padişahının kararıydı. Bir babanın değil. Cihangir kahrolmuştur. Zaten sırtında bir yükle doğdu. Bu ona ağır gelecek. Tehlikede olan biziz Mihrimah. Peşimize düşecekler. Kellemizi isteyecekler. Bu meseleden bizi mesul tutuyorlar zira. Yalan mı? Babamın elini kana bulayanlar bizler değil miyiz? Ben o mührü almasaydım, sen o mektubu yazmasaydın,